Horlama, uyku apnesi ile ilişkili en yaygın belirtilerden biridir. Uyku sırasında yutak kısmını tıkayan yumuşak dokuların titreşiminden kaynaklanır. Nefes aldığınızda titreşirler ve o genzel sesi yaratırlar. Tabii, horlayan çoğu insanda obstrüktif uyku apnesi yoktur. Horlamanın tedavisi büyük ölçüde değişir. Sırt üstü yatmaktan, alkol ve yatıştırıcılardan kaçınmayı, kilo kaybını, burun problemlerinin tedavisini, damak, üst solunum yolu ameliyatları gibi tedavileri içerir. Chest dergisinde yayınlanan, Brezilya merkezli küçük bir pilot çalışmada, birincil horlama sebebi hafif obstrüktif uyku apnesi, yutak, ağız ve dil ile ilgili olan hastalarda egzersizler, horlama sıklığını %36 ve toplam horlama gürültüsünü %59 azalttı. 3 ay boyunca, 39 hastayı kapsayan bu çalışmada, katılımcılardan 8 dakika boyunca, günde 3 kez ağız ve dil egzersizleri yapmaları istendi. Dilinizin ucunu, damağınızın en üst noktasına yapıştırın. Ve dilinizi ileri geri hareket ettirin. Dilinizin tamamını damağınıza yapıştırıp, 20 kez kuvvetli bir şekilde bastırın. Dilinizin tamamını, ağzın alt kısmına düz bir şekilde yapıştırın. Dilinizi tüm kuvvetinizle bastırırken, ucu ön dişlerin arka kısmına dayalı olsun. Dilinizi tamamen ağzın alt kısmına yapıştırıp, ağzınızı açın ve küçük dilinizi çekerek a deyin. Ağzınızı kapatın. Elinizi yanak kasınızın üzerine koyun. İçeriden yanak kasınıza baskı uygulayın. Elinizle de tersi yönden baskı uygulayarak kaslarınızı güçlendirin. Ağzınızı kapatıp, bir şey çiğniyormuşçasına hareket ettirip kaslarınızı çalıştırın. 3 ayın sonunda katılımcıların horlama modelleri gözlendiğinde, dil egzersizlerini yapanlar, daha az sıklıkta ve daha düşük bir sesle horladılar. Tedavi, horlama sıklığını %36 ve horlama gürültüsünü %59 oranında azalttı. Exeter Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir çalışma ise, şarkı söyleme egzersizlerinin boğaz dokularındaki kas tonunu arttırmak ve böylece horlamayı azaltmak için bir tedavi olarak kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi ile ilgiliydi. Sayıları 20 olan katılımcılara, arka arkaya 84 gün şarkı söylemeleri söylendi. Ortalama performans 74 gündü ve 60 ila 84 gün arasında değişiyordu. Horlama sesleri hem tedavi öncesi hem de sonrasında 7 gece boyunca kaydedildi. Deneklerin 3 ay boyunca günde 20 dakika uygulamaya yönlendirildiği, şarkı söyleme teknikleri ve uygulama eğitiminden oluşuyordu. Bulgular, şarkı söyleme egzersizlerinin üst boğaz kaslarını tonlama etkisi hipotezi ile tutarlıydı. Horlama, özellikle egzersizleri doğru ve tutarlı bir şekilde yapan ve fazla kilolu olmayan kişilerde ortalama olarak azalmıştır. Horlamalarının azaldığını hisseden denekler, bunu çoğunlukla yaklaşık 8 hafta sonrasında fark etmeye başladılar.